Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şirketlerle ilgili, sektörlerle ilgili son dönemde gelen bazı haber akışları var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki konut sektörüyle ilgili. Mart ayında yıllık bazda %21'lik bir konut satışlarında artış olduğu açıklandı TÜİK tarafından. 134 bin ünitelik bir satış gerçekleşti. Aylık bazda da %37 gibi bir artış var. Burada da momentumun aslında hala pozitif olduğunu görüyoruz. Çünkü son gelen aylık veri yıllık verinin de üzerinde bir artışa işaret ediyor. Bu şekilde devam etmesi halinde yıllık verinin de yıllık artış oranının da yavaş yavaş daha yukarı rakamlara gittiğini göreceğiz. İşte momentumdan kastettiğimiz şey bu. Yabancılara olan satışlar çok konuşulduğu için detayını paylaşalım. Mart ayında yıllık %31 artış göstermiş, 5,6 bin üniteye yükselmiş. Burada aylık artış ise %21, yabancı satışta ise bir miktar yavaşlama var. Fakat yabancılara yapılan satışlar toplam satışların sadece %4,1'i. Burada getirilen bazı yeni kurallar, düzenlemeler oldu biliyorsunuz. Vatandaşla hak kazanımı için gereken minimum alım tutarı yükseltildi. Elde tutma süreleri yükseltildi. Bunlar nedeniyle de yabancılara olan satışların belki önümüzdeki dönemde biraz daha aşağıya geldiğini görürüz. Fakat içerideki güçlü talebin devam ettiğini görürüz. Ve bunun da Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gibi bizim İnceleme kapsamımızda olan finansal anlamda beğendiğimiz şirketlere de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Hatta Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili bir veri daha var bu hafta içinde açıklanmış olan birinci çeyrek satış rakamı. Şirketin açıkladığı ilk çeyrek satış rakamlarına göre 1043 adet ünite ve 6,4 milyar liralık bir ön satış geliri elde edildi ön satış geliri olarak. Şirketin hedefi ise burada 3,2 milyar liraydı. Yani İlk çeyrekte şirket hedefinin iki katı performans sergilemiş oldu. Güçlenen satışlar ve gelirlerdeki iki kata yakın %100'lük artış bunların emlak konut için çok destekleyici olduğunu düşünüyoruz. Buradan emlak konutla ilgili biraz grafiğine bakarak bir paylaşımda bulunmak istiyorum. EKGO'nun grafiğine baktığımız zaman bu az önce paylaştığım pozitif gelişmelerin zaten fiyatlara bir ölçüde yansıdığını görüyoruz. Burada Şubat sonundan itibaren 2 liradan 3 liraya %50'lik bir yükseliş gerçekleşmiş durumda. Bizim hedeflerimiz biraz daha yukarıda bir potansiyeli işaret ediyor. Fakat teknik anlamdaki bu görünüm aslında borsanın genelinde de var. Emlak konutta da olduğu gibi birkaç kere test edilen TL bazında zirveler var. Fakat grafiğe dolar bazında baktığımız zaman görüntü çok başkalaşıyor. Dolar bazında 200 günlük hareketli ortalamanın daha yeni yukarı yönlü aşıldığını görüyoruz ve eğer trend çizgilerini de çizersek burada bir alçalan kanal olduğunu göreceğiz. Bu alçalan kanalında yukarı yönlü aşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın ciddi anlamda sergilediği TL bazında bir yukarı yönlü performans olmasına rağmen şirketle ve şirketin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili olumlu gelişmelerin artı bunun üstüne bir de döviz bazlı baktığımızda teknik görünümün hala destekleyici tarafta olduğunu, bunun da şirketi yeni zirvelere doğru taşıyabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da zaten model portföyümüzde bulunan şirketlerden biri. Şimdi sunumumuza geri dönersek, ikinci bir haber, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ihracata dönük yatırımlarda ve turizm şirketlerinde yıllık %9'a inen kredi faizleri ile bir finansman imkanı tanındı. Buradaki destek ihracatçı şirketlere 100 milyar lira civarında, turizm şirketlerine 50 milyar lira civarında olacak. Kullanım limitleri de KOBİ'ler için 250 milyon liraya kadar, KOBİ dışı yani büyük firmalar için de 1,5 milyar liraya kadar kullanım limitleri olacak. Yıllık %9 faiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 3-10 yıllık vadeler için paylaşılacak. Şimdi burada otomotiv tarafında ve otomotiv yan sanayi tarafında Ford, Tofaş, Türk Traktör, Otokar, Karsan, Ege Endüstri gibi şirketlerin olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Beyaz eşya sektörü tarafında ise Arçelik, Vestel Beyaz Eşya'nın yeni yatırımlarını finanse etmek açısından bir alternatif finansman imkanına ulaşmış olmaları nedeniyle yine bu açıklamayı olumlu buluyoruz. Fakat tabii burada bu şirketlerin açıklanan finansman imkanından ne kadar, ne oranda faydalandıklarını ilerleyen dönemde kamu aydınlatma platformunda yaptıkları açıklamalardan ya da yatırımcı ilişkileri departmanlarının paylaştığı bilgilerden görerek şirketlerin finansman giderlerinde ne yönde bir azalış olabileceğini, bunun karlılığa ne kadar katkı sağlayabileceğini izleyeceğiz. Buna göre şirketlere ne boyutta olumlu ya da olumsuz yansımış olabileceğini kararlaştıracağız. Turizm tarafında da az önce gayrimenkul sektörüyle ilgili paylaştığımız haberde, gelişmelerde Özak Gayrimenkul adı geçmişti. Turizm tarafında da bu haber akışını Özak için destekleyici buluyoruz.
Artı Global Yatırım Holding ve Alarko Holding'in de turizm segmentindeki faaliyetlerinden dolayı olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu şirketlerin tek tek hepsinin grafiklerine bakmayalım ama bazılarını inceleyelim. Otomotiv sektöründen Ford'un grafiğine önce TL bazında bakalım. Burada da yine çok ciddi anlamda bir yukarı yönlü performans olduğunu görüyoruz. Ekim-Aralık dönemindeki zirve tazelenmiş durumda. Fakat görüldüğü gibi bu zirvenin aşılmasıyla beraber bir momentum kaybı, hafif bir zayıflık var. Şimdi Ford'la ilgili şöyle bir durum söz konusu. Yakın zamanda Romanya'da bir fabrika alımı açıkladı ve biliyorsunuz burada inorganik bir büyüme söz konusu. Şirketin kapasitesinin çok ciddi anlamda artması, ilerleyen dönemde şirketin gelirlerine yönelik beklentilerin de olumlu yönde revize edilmesine sebep olacaktır. Bu yüzden şu anda 300 lira civarında olan Ford hisselerine dair hedef fiyatlarında yukarı yönlü revize edileceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle de grafikte şu anda kısa vadeli bir momentum kaybı yaşanmakla beraber ana yükseliş trendi içerisinde ya da önemli ortalamalar 200 günlük, 100 günlük gibi burada gördüğünüz bu önemli ortalamaların üzerinde kalmaya devam etmesini bekleriz Ford'un eğer borsamıza genel bir satış baskısı olmazsa. Tofaş'a baktığımızda daha düzenli bir yukarı yönlü trend kanalı içerisinde ve 100 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Burada da yine Tofaş'ta da yukarı yönlü bu trendin şirketin genel olarak döviz bazlı gelirleri, bir kısmı garantili olan satışları ve buradan elde edeceği gelirler nedeniyle destekleyici olacağını tahmin ediyoruz. Tofaş için de genel olarak görünümün olumlu olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman bize hakkında sorular gelen Ege Endüstri ile ilgili de bir grafik paylaşmak istiyorum. Önce de burada şunu belirteyim. Borsamızdaki şu an yaşanan rally nedeniyle zaten birçok şirketin grafiğinde benzer yukarı yönlü hareketler var. Fakat burada haber akışı ve sektörel gelişmeler nedeniyle bahsettiğimiz şirketlere kısa bir bakış yapmaya çalışıyoruz. Ege Endüstri'de genel olarak temettü tarafındaki güçlü verimiyle ya da düzenli temettü dağıtması nedeniyle uzun vadeli portföyler için tercih edilen şirketlerden biri. Fiyat olarak bir hisse adedine düşen fiyatı yüksek 1850 lira. O yüzden yatırımcıların zaman zaman hani çok trade anlamında, alım-satım anlamında tercih etmekten uzak kaldıkları bir hisse olabilir. Ama küçük montanlı, düşük montanlı alım-satımlar, yüksek miktarlı hisse adetleriyle işlem yapmak isteyen yatırımcılar için. Bu nedenle de belki bir bedelsiz sermaye artırma beklentisi de var. Fakat bunların dışında şirketin finansal görünümüne, performansına, faaliyetlerine baktığımızda Ege Endüstri'nin de hem teknik anlamda hem temel anlamda güçlü şirketlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Az önceki haber akışımızda turizm sektörüyle ilgili özellikle gelişmelerin Alarko'yu da destekleyebileceğini konuşmuştuk. Alarko'da çok güçlü bir trendin zaten var olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda şirketle ilgili hedef değerlerini paylaşan bazı kurumların hedeflerini yukarı çektiğini de gördük. Burada turizm sektöründen, segmentinden çok enerji tarafıyla ilgili olumlu beklentilerin şirkete ilişkin pozitif yansıtıldığını daha çok söyleyebiliriz. Fakat Alarko'nun da şu anki görüntü itibariyle 22 günlük veya hatta daha daraltırsak 10 günlük hareketli ortalaması üzerinde kaldığı sürece portföylerde kendine yer bulabileceğini söyleyebiliriz. Ana trendin altına doğru bir sarkma olursa o zaman tabii ki bir stop loss ya da bir iş süren stop loss uygulayarak defansa çekilmek gerekir. Beklemek, izlemek, tekrar nerede denge bulduğunu görmek gerekir. Son olarak az önce konuştuğumuz hisselerden Global Yatırım Holding'in grafiğini de paylaşmak istiyorum. Burada biraz uzun vadeli bakarsak endekse göreceli olarak 2021 yılının başından itibaren özellikle döviz bazlı borçları nedeniyle şirket üstünde çok ciddi bir baskı gördü. Çok kısa bir süreç. Geçen yıl Nisan ayında yaklaşık 5 liradan 2,5 liraya doğru bir gevşeme hareketi oldu. Fakat Global Yatırım Holding'de 1,80 üzerinde bir tutunma ve Kasım ayında ve Şubat ayında iki kere test edilen bir ikili dip oluşumu olduğunu söyleyebiliriz. Ardından yaşanan yükselişte de tüm önemli ortalamaların fiyat tarafından yukarı kırıldığını ve artık yavaş yavaş kısa vadeli ortalamaların da uzun vadeli ortalamaları yukarı kırmaya başladığını, bu anlamda da şirketle ilgili teknik görünümün çok iyi bir noktaya doğru iyileştiğini, güzelleştiğini görüyoruz. Global Yatırım Holding'inde finansal performansıyla ilgili, özellikle borçlarının yönetimi ile ilgili problemleri aşması durumundaki buna yönelik gelişmeler var. Bunlarla ilgili haber akışı artı özellikle pandemi etkisiyle liman işletmeciliğinden dolayı pandemi etkisiyle olumsuz etkilenmişti. Fakat artık
normalleşme yolunda ilerleyen bir dünya görüyoruz önümüzde. Bu anlamda turizm tarafından da hem içerideki de teşvikler ve desteklerle hem de küresel görünümdeki toparlanmayla destek bulabileceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da Global Yatırım Holding'in de önümüzdeki dönemde güçlü şirketlerden biri olmasını bekliyoruz. Şimdi tekrar sunumumuza dönersek, üçüncü ve son olarak paylaşacağımız haberimiz de resmi gazetede yayınlanan bir kararla ilgili. Finans sektöründeki kurumlar için kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e yükseltildi. Bu vergi oranı 2022 yılı için %23, sonraki yıllar için de %20 olarak belirlenmişti. Şimdi bu gelişme hafif negatif. Neden hafif negatif diyoruz? Kimler için hafif negatif? Önce onu söyleyelim. Bankalar için. Borsada işlem gören finans kurumlarının tamamını kapsasa da özellikle yüksek karlılıkları nedeniyle bankalar için bakabiliriz ve hafif negatif. Fakat burada biraz matematik konuşuyor. Kurumlar vergisi oranının %20'den 25'e çıkması ne demek? 100 lira vergi öncesi kar elde eden bir şirket, bunun 20 lirasını vergi olarak veriyordu, 80 lira net kar elde ediyordu. Şimdi 25 lira verecek, 75 lira net kar elde etmiş olacak. Dolayısıyla da aslında 5 bölü 80 kadar bir net karda kayıp söz konusu olacak. Bu da yaklaşık %6,3 yapıyor. Düşük bir oran değil elbette, azımsanacak bir rakam değil. Fakat özellikle bankalarla ilgili çok güçlü bilanço beklentilerinden az önce de bahsetmiştik. BDDK'nın Ocak-Şubat aylarına dair açıkladığı sektör raporlarına baktığımız zaman, Mart ayına yönelik beklentilerimizi de buna eklediğimiz zaman, biz bu yıl bankaların geçen yılın ilk çeyreğinin 3 katına yakın bir karlılık performansı sergileyeceğini düşünüyoruz. Öz sermaye karlılıklarında, net faiz marjlarında, enflasyondaki yükselişten dolayı TÜFE'ye endeksli tahvillerden elde edecekleri gelirlerde ve belki bir ihtimal yani buna eşlik edecek şekilde ücret ve komisyon gelirleri tarafında da güçlü performanslar göreceğimizi düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bu nedenle de bu açıklanan kurumlar vergisi oranındaki artırım kararının bankalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını, asıl ana karlılıkla ilgili, karlılığı artıran gelişmelerle ilgili etkilerin momentumunda pozitif tarafta devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bankaların Borsa İstanbul'a ve Borsa İstanbul Sanayi Endeksine göre uzun vadeli, çok uzun vadeli bir negatif ayrışması vardı. Bir süre boyunca bunu pozitif ayrışma tarafında borsanın genelinden daha güçlü kalarak sürdürebilirler. Bankalarla ilgili birkaç ek hatırlatma yapacağım. Eskiden yani bundan 8 yıl, 10 yıl önce bankaların endeks ağırlığı çok yüksekti. %40, %50'lerdeydi. BIST 30 endeks ağırlığı %50'nin üstündeydi ve biz borsamız için bir banka endeksi aslında derdik. Bankalar giderse gider, gitmezse gitmez. Bugüne geldiğimizde bankaların BIST 100 endeksindeki ağırlığı %13-14 civarında, %15'in altında. Fakat yine de bankalar tabii ki bir ülkenin ekonomisindeki tüm finansal sistemin çok önemli bir sac ayağı olduğu için bankaların olumlu seyretmesi piyasalar için de destekleyici ve diğer sektörler için de olumlu bir etkendir. Fakat şu anda sadece hani matematiksel olarak bankaların sergileyebileceği performansın BIST'e katkısı anlamında baktığımızda eskisi kadar yüksek bir piyasa ağırlığı olmadığını, sadece %15'lik bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. Yine de bir süredir bankacılık endeksinin BIST 100'ün geneli içinde bir lokomotif etkisi var. Bunun da bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Buradan BIST 100 endeksiyle ilgili genel görünümü konuşalım. 2 hafta önceki videomuzda dolar bazında Borsa İstanbul'un teknik görünümüyle ilgili ekrandaki grafiği paylaşmıştık. Fakat o sırada henüz kesik mavi trend çizgileriyle gösterilen alçalan kanalın direncine daha gelinmemişti. Ve mevcut momentumun ve para girişinin burada bu direncin hedeflenebileceğini hatta aşılabileceğini paylaşıyorduk. Neydi oradaki rakamlar? O sırada endeks yaklaşık 150-155 dolar civarındaydı. Direnç bölgesinde 165 dolar civarındaydı. Şu anda 165 dolar aşıldı. 169 dolar civarında bir fiyatlama var dolar bazında baktığımızda. Neden bu kadar çok dolar bazında bakıyoruz? Çünkü TL bazında tarihi zirvelerde olduğumuz için az sonra onun grafiğini de paylaşacağım. TL bazındaki grafiklerde yeni zirveler aramak bir takım yöntemlerle, teknik analiz yöntemleriyle hala mümkün. Uzun vadeli trendler, Fibonacci impuls seviyeleri ya da diğer Fibonacci seviyeleriyle. Fakat dolar bazında grafiklerde bazı hedefler, bazı görünümler daha net kendini gösterdiği için öncelikle dolar bazında bakıyoruz. Şimdi burada grafikte 169 doların üzerinde 175 dolar
ve 179 dolar direnç bölgeleri olduğunu, bunların da mevcut kurlarla yaklaşık olarak 2550-2610 gibi bir band, yani 2600 civarına doğru yükselişin devam edebileceğini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Devam edebileceğini dememizin sebebi de şu: sadece grafikteki görüntü değil, bu grafiği destekleyen haber akışı artı para girişi, yabancı alımları, en son açıklanan Merkez Bankası'nın her perşembe açıkladığı en son verilerde yabancı alımlarının güçlendiğini de izledik. Çok uzun bir süre sonra yabancıların ciddi anlamda bir alış yaptığını gördük Borsa İstanbul'da. Ve grafikte mesela MACD göstergesi var. Moving Average, Convergence, Divergence. Hareketli ortalamaların birbirlerine olan yakınsamaları ve ıraksamaları üzerine oluşturulmuş bir teknik göstergedir. Ve orta vadeli bir trend göstergesidir. Biraz ağır hareket eder, geç sinyal verir. Ama verdiği sinyaller daha emin adımlarla borsaya dair bir mesaj içerir. MACD tarafında da baktığımızda hala yükseliş yönünde, pozitif tarafta ve alım sinyali üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Buradan TL bazında grafiğe geçersek, 2 hafta önce yine bu grafiği paylaştığımızda, bu haftalık BIST 100 grafiği, yukarı yönlü hareketin üst üste 4-5 haftadır o zaman için devam ettiğini söylemiştik. Şu anda da 7. haftadayız ve bugün de Cuma, şu an saat 3 yaklaşık. Dolayısıyla bu haftada bir terslik olmazsa haftalık bazda pozitif kapatacağız ve üst üste 7 haftayı yükselişle kapatan bir Borsa İstanbul var elimizde. Peki bu bizi korkutmalı mı, yani çok yükseldi, çok hızlı gitti diyerek mi bakmalıyız? Elbette her zaman temkinli olmalı ve her zaman temkinliliği elden bırakmadan hareket etmeliyiz. Stoplarımıza riayet etmeliyiz, İş süren stop loss seviyelerimizi belirlemeli, pozisyonlarımızı da bunlara göre takip etmeliyiz. Ne kadar orta vadeli, uzun vadeli yatırımcı olsak da haber akışını, gelişmeleri izlemeliyiz elbette. Fakat grafikler üzerinden bakarsak, teknik görünüm üzerinden, bu grafikte aşağıda bir mavi çizgi var. İkinci bir mavi çizgi. Bu RSI, Relative Strength Index ya da göreceli güç endeksi dediğimiz endeks üzerine çizilen bir trend desteği. Geçen grafiğimizde RSI'ın 80 üzerine gelmesi durumunda ya da 70 üzerine, yani bazı teknik analistler 80'i takip eder, bazıları ki genel default tanım, yani varsayılan tanım 70 seviyesinin takip edilmiştir. 70 seviyesini takip edenler bu seviye üzerinde, şu yatay görünen çizgi üzerinde aşırı alım bölgesine girildiğini söylerler. Tamam, bu doğru. Fakat aşırı alım bölgesine girilmesi demek fiyatlar çok şişti, balon oldu, buradan daha yukarı gitmez gibi yorumlar yaptırmamalı hiçbir zaman. Aşırı alım bölgesinde yükseliş hareketinin hızlandığını da çok kez gördük. Grafiklerde bunu sizler de inceleyebilirsiniz. Ekim ayındaki rallide de rallinin daha ilk üçte birlik ya da ilk yarısının yaşandığı dönemde RSI aşırı alıma gelmişti. Fakat ardından yükselişin çok güçlü bir şekilde devam ettiğini görmüştük. Yine aynısı olur demiyoruz elbette. Neye bakmamız gerekiyor? Neyi takip etmemiz, nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Onu paylaşacağım. RSI endeksine de bir fiyat grafiği gibi teknik destekler, dirençler çizebiliriz. Burada RSI göstergesinin bir, aşağı yönlü kafayı çevirip çevirmediğini, bir düşüş hareketine doğru yönelip yönelmediğini, şuradaki gibi. İki, aşırı alım eşik seviyesi 70 ya da 80, nereyi tercih ederseniz, o eşik seviyesinin altına gelip gelmediğini ve üçüncü olarak da oluşturduğu yukarı yönlü trendin desteğini, yani şu mavi çizgiyi aşağıya kırıp kırmadığına bakmamız gerekiyor. Bunların üçünün birden olduğu durumda artık rally bitmiştir. Muhtemelen bir düzeltme, bir satış hareketi ya da bir yataya doğru yönelim hareketini izleyeceğiz demektir. Fakat bunların hiçbirini görmediğimiz noktadaki şu anda hala görüntü bunların hiçbirini bize göstermiyor. Borsadaki yükselişin devam edebileceğini düşünebiliriz. Kanalımıza abone olursanız, Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olur, bildirimleri açarsanız bu tarz içeriklerin yayınlandığı anda bildirim olarak telefonlarınıza, tabletlerinize ya da eğer açıksa e-mail bildirimlerinize gelmesini sağlayabilir. Anında içeriklerimizi takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm yatırımcılara bol kazançlı günler dileriz. Thank you.